Değerli izleyicilerim, bugün size şehriye salatası yapacağım. Şehriye gelince çorba tüketiyoruz, pilav tüketiyoruz. Bir sefer de salata olarak yapacağız. Bir bardak şehriyemiz var. Bir kaşık bir sefer sıvı yağımız var. Ondan biraz pembeleştireceğiz. Yarısını önce bir koyuyoruz. Şehriyemizi burada kavururken malzemelerimizi sayayım ben size. Bir tane orta boy, yani küçük değil, biraz orta büyük havuç. Çünkü kendim haşlıyorum. Bunlar susuz aldığım bezelye ve mısır. Onları 15 dakika haşladım. Bir tane orta boy kırmızı pancarımız var. Onu da haşladım, doğradım. İki tane kornişon veya salatalık olabilir. Burada da dereotu, maydanoz, tere, ekşimen. Onları doğradım. İstemeyen yani içine yeşili kendi katabilir. Yeşil soğanımız yoktu. Yeşil soğan da olması gerekiyor. Burada da bir kaşık nar ekşimiz var. Nar sosu değil, nar ekşisi. Bir tane limon suyumuz var. İki kaşık da zeytinyağımız var. Burada da içine katmak için pul biberimiz var. Şimdi bunu biraz pembeleştireceğiz. Sonra yarısını katacağız. İki renkli olacak çünkü. 2,5 bardak da bu bardakla, ölçtüğümüz bardakla su koyacağız. Şehriye biraz pirinçten fazla su emdiği için dişimize değmesini istemeyiz. Kalan şehriyemize katıyor. Biraz da kırmızı, biraz da beyaz renginde olacak. Bunun içine aslında tavuk göğsü de haşlayıp katabilirsiniz. Ben tavuk fazla kullanmadığım için şu anda koymuyorum. Ama siz de haşlayıp doğrayıp katabilirsiniz. Suyumuzu kaynatmıştık. Şekilde koyarken elinizle sakın yakmayın. Çünkü gördüğünüz gibi sular havaya kalkıyor. Şu an 2,5 bardak suyumuzu koyduk. Bunu pilav gibi pişmeye bırakacağız. Suyunu çekene kadar pişireceğiz. 5-10 dakikada dinlendirip sonra malzemelerini katacağız. Sıcak sıcak katarsak malzemeler söner. Ondan dolayı biraz soğumasını bekleyeceğiz. Soğuk su tüketildiği için. Şehriyemiz pişti, hazır. Şu anda soğutuyoruz. Biz 2 kişilik hazırladık. Siz fazla artırabilirsiniz. Misafire göre, kendinize göre, orantıya göre. Malzeme ona göre çoğaltabilirsiniz. Ben çünkü malzemesinin sebzesini biraz fazla yaptım. Çünkü sebze yiyelim diye. O yüzden sırasıyla katıyoruz.
Pancarda yemeyenler var. Yeni çünkü tüketildiği için katmayabilirsiniz. Biz pancarı seviyoruz. Salatasını, yoğurtlusunu, sadesini, limonlu olarak. Ondan buna da kattım. Biraz da pul biber katacağım. Dediğim gibi acı size göre yani nasıl oluyorsa çocuklarınız varsa atmayabilirsiniz. Kendinize göre de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi malzemeden ne kadar salata çıktı. Yani normal yanında başka şeylerle 5-6 kişi bile yeter. Ama sadece bundan tüketiyorsanız 2-3 kişiye en az 4 kişiye yine yeter. Malzemeler bir araya gelince çoğalıyor. Sadece yediğiniz zaman az oluyor ama buna bir çay kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Biz tuz eklemiyoruz. Biz tarifimizin altına tuzu zaten yazıyoruz eklemediğimiz için. Siz ekleyin. Evet, şu anda salatamız hazır. Şu anda salatamız hazır. Afiyet olsun.